Lozan Lozan Mübadilleri Vakfı, mübadele sürecinin ve yaşanan kolektif acıların hafızalaştırılması için önemli projeler yürütmektedir. Vakfın en önemli projelerinden biri Çatalca'daki Mübadele Müzesi'dir. Bu müze, mübadele dönemiyle ilişkili kültürel ve tarihsel materyalleri sergileyerek yeni nesillerin bu dönemi hatırlamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca vakıf bünyesinde gerçekleştirilen aile hikayeleri sergisi gibi projeler mübadil ailelerin yaşadıklarını anlatmakta ve mübadele sürecinin insani bedellerini gözler önüne sermektedir. Vakıf sadece geçmişi hatırlatmakla kalmayıp günümüzde Türkiye ve Yunanistan'da yaşayan azınlık gruplarının sorunlarının çözülmesi için de önemli bir zemin yaratmaktadır. Azınlık grupları hala eğitim, vicdan özgürlüğü ve medya temsilleri gibi alanlarda sorunlar yaşamaktadır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerdeki gerilim bu grupların haklarını korumada zorluklar yaratmaktadır. Vakıf bu azınlık gruplarının haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Projenin zorluklarından biri, azınlık gruplarının karşılaştığı eğitim, vicdan özgürlüğü ve ana akım medyadaki temsilleri gibi sorunların hala çözülememiş olmasıdır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine rağmen, kıtasahanlığı ve Kıbrıs gibi çözülmemiş sorunlar, azınlık grupları için potansiyel tehditler oluşturmaya devam etmektedir. Ayrıca mübadeleye maruz kalan ailelerin vize muafiyeti talebi gibi sorunlarda, Henüz çözülememiştir. Sonuç olarak Lozan Mübadilleri Vakfının projeleri Türkiye ve Yunanistan'da yaşayan azınlık gruplarının yaşadığı sorunları gündeme getirerek bu grupların vatandaşlık haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli bir adım teşkil etmektedir. 19. yüzyıla kadar Müslümanların ayrıcalıklı olduğu Osmanlı İmparatorluğu çok etnikli ve çok dinli bir yapı sergiliyordu. Ancak Osmanlı'nın zayıflamasıyla birlikte bürokrasi devleti merkezileştirmek amacıyla çeşitli reformlar yapmaya çalıştı. Bu reformlar özellikle merkeze uzak vilayetlerde direnişlerle karşılaştı ve Osmanlıcılık, Ümmetçilik ve Türkçülük gibi ideolojik akımlar ortaya çıktı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı ele geçirmesinin ardından gayrimüslim toplumlara yönelik Türkleştirme politikaları uygulandı. Balkan Savaşları'ndan sonra bu politikalar daha da radikalleşerek 1915 Ermeni soykırımına ve Pontos Rumlarına yönelik saldırılara yol açtı. 19 Mayıs 1919 Pontos Rumları için bir milat olarak kabul edilir. Bu tarihte Pontos bölgesindeki Rumlar hedef alınarak etnik temizlik başlatıldı. Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan çatışmalar sonrasında Rumlar zorunlu göçe tabi tutuldu ve Pontos Rumlarına yönelik soykırım süreci başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1919-1923 yılları arasında 353 bin Pontoslu Rum'un öldürüldüğü tahmin ediliyor. Bu süreçte Rumların yaşadığı yerler tahrip edildi ve Türk-Yunan ilişkileri daha da gerginleşti. 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirleyerek uluslararası konumunu netleştirdi. Bu anlaşma kapsamında Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı zorunlu göç uygulandı. Türkiye'den 1.2 milyon Rum Yunanistan'a, Yunanistan'dansa 500 bin Müslüman Türk Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Göç sürecinde ciddi hak ihlalleri yaşandı ve sürgün edilen gruplar asimilasyon politikalarına maruz kaldı. Lozan Anlaşması'na göre Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları göçten muaf tutuldu.